ihracat. Ne diyorsun Emin? Bu 2023 hedefiydi. Niye 2050'ye gitti ben anlamadım. 2023 yılı Türkiye'nin 100. yıl cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerinden biri ihracatta 2023 yılına gelindiğinde 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı bizim. Şimdi 2023'ten niye 2050'ye gitti ben gerçekten anlamadım. Şundan anlamadım. Hadi 2023 olmadı bari 2030 falan deyin. Niye 2050 oldu? 2023 yılı ihracat hedefimizdi. Cumhuriyetin 100. yılı hedefimizdi. Hiçbiri bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılı hedefi olarak ortaya koyduğu hedeflerden kaçı tutuyor biliyor musun Şirin? Sıfır. Bir tane tutan yok. Bir tane 2022 yılının içindeyiz. 2023 hedefleri içerisinde tutma olasılığı olan bir tane vardı. O da ihracattı. Onun tutma olasılığı vardı. 2011 yılında açıklandı bu. Bir tek onun tutma olasılığı vardı. O da 2050 yılına kaldı. Geriye kalıyor Şirin. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar. O da herhalde 2100 yılı. Ee, bu ihracat <laughs> tutma olasılığı olan bir tek çünkü ihracattı. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. O hedeflerden biri neydi? Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasıydı. Bu sene itibariyle yani 2021 sonu itibariyle Türkiye dünyanın kaçıncı ekonomisi biliyor musunuz? 21. Türkiye tarihinde hiçbir zaman hiçbir zaman Osmanlı'da dahil olmak üzere hiçbir zaman İslam ülkeleri içerisinde iki numaralı ekonomi olmadı. Türkiye her zaman bir numaralı ekonomiydi. 2021 sonu itibariyle İslam ülkeleri arasında Türkiye kaç numaralı ekonomi biliyor musun? Dört. Endonezya, İran. İran artık trilyon dolara gidiyor. Suudi Arabistan ve Türkiye. Dördüncü. Türkiye tarihinde böyle bir şey görmedik. Bu arada ben ülkelerin Hristiyan, Müslüman, Budist, Putatapar diye ayrılmasın işte falan bunu doğru bulmam. İktidarın jargonu olarak konuşuyorum. Bu tarihimizde ilk kez oluyor. Neden? Çünkü biz İslam ülkeleri yani halkının büyük kesimi inancı İslam olan ülkeler içerisinde laikliği kabul eden bir ülke olarak sanayileşme, finans, eğitim alanında yaptığımız yatırımlarla her zaman bu ülkelerin hepsinin çok önünde olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin dördüncü ülke olması gerçekten vahim bir tabloyu bize söylüyor. Bir, e, ekonomi konuşurken bir yerden gelmek istiyorum Şirin izninle. Yoksulluk rakamlarını çok veriyoruz. Yoksulluk rakamları Haziran ayında açıklanacak. Ama elimizde bir veri var. Aile Bakanlığı'nın 2021 çalışma programı açıklandı. Geçtiğimiz yıl neler yaptığını açıkladı. Oradan elimizde bir veri var Şirin. Devletten ayda aile başına bak kişi başı değil aile başına 552 lira yardım alacak kadar yoksul olan 552 lira aile başına yoksul olan aile sayısı kaçtan kaça gelmiş biliyor musun 4 milyon kişiden 11 milyon kişiye gelmiş 4 milyon kişiden 11 milyon kişiye gelmiş %157 artmış bu dehşet verici bir rakam 2021 yılı verisinden bahsediyoruz ve sadece Aile Bakanlığından yardım alanlar bunlar. Daha geniş rakamı daha sonra göreceğiz. Bu şimdi bizi nereye getirdi? Biz şuraya geldik. Hani bu masanın etrafında konuştuk. Sen de arada bir hatırlatıyorsun. Ocakta aralığı, şubatta ocağı, martta şubatı, nisan'da martı derken Mayıs ayında zirve yapacak durumu vardı. Şimdi Mayıs ayında zirve yapacak söylemini benim terk etmem gerekiyor. Neden? Mayıs'tan sonra enflasyonun düşeceği, etrafın rahatlayacağı şeyi vardı. Cuma günü Türkiye Sisi Kurumu bir açıklama yaptı Şirin. O ümidimizi de ortadan kaldırdı. O da şu, tarla ürünleri gelecek, ve domatesin, biberin, patlıcanın fiyatı çok düşecek. Ucuz ucuz yiyeceğiz. Şimdi yiyemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki bunlar mevsimsel dedi. Öyle olmadığını tweet verisinde gördük. O da şu. Bu ülkede sebze yetiştirmenin maliyeti, çiftçinin sebze yetiştirmesinin maliyeti %144 artmış. Şimdi çiftçinin domates, biber patlıcan, patates, soğan yetiştirme maliyeti %149 artacak ve o ürün yazın tarladan çıktığında Barış, Şirin, Emin, Ayşe, Hatice, Hasan bunu ucuza yiyecek. Bu mümkün mü değil sence? İşte mümkün değil. Şimdi sen Düşünecek. çok ayıp yapıyorsun yalnız. Bu diyor ki sana istatistik açıklama. <laughs> Söyleme diyor yani. Adamlar e, kızıyorlar, alınıyorlar. TÜİK'in e, açıklamalarının bu kadar itibar görmemesine ve ona şüpheyle bakmamıza. Kızıyor. ENAG'ı da değil mi bağımsız kuruluş olarak, bağımsız e, değerlendirme yapan ona da e, yasak getirmeye çalışıyor. Yetmedi. Yakında herhalde gazetecilere ve iktisatçılara da getirecekler. Çünkü bu tip... E, 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 o girişimlerin ilk sinyali bir isimden gelir. Böyle ekranlarda çıkıp eskiden de o tutuklanacak, bu içeri alınacak, bunu atacaklar, onu da işten kovacaklar falan diyen bir tip var böyle. Geçenler dedi ki, iktisatçılar da zaten doğru söylemiyorlar. Ülke zenginlikler içinde. Ama bu iktisatçılar var ya, var ya, bizi fakir gösteriyorlar dedi. Onlardan biri de sensin. Herhalde. Şimdi, e, e. Yani kendisinin geçmişte de bana böyle şeyler söylemişliği var küçük arkadaşımızın. Ee, ama e, <laughs> yani şey demişti ben Frankfurt'ta <laughs> biseden bana para geliyormuş. Ben de demiştim ki siz yakından tanırsınız onları. Ee, benim hesaba yatmıyor, yanlışlıkla sizin hesabı mı yatıyor? Bir birazını da bana verin bari demiştim. <laughs> Tabii işin şakası bir tarafa. Arkadaşımızın büyük bir delili var aslında bize karşı kullanabileceği O da ne? bilmem kaç milyon kişi film seyretmeye gitmiş. Evet, çok ee, önemli bir iktisaydı. Bergen, Bergen filmini seyretmeye gitmiş. Bilmem kaç milyon kişinin Bergen filmi seyrettiği ülkede yoksulluk olamaz. Zengin olmasak niye Bergen izleyelim? Filmi seyredelim ki yani nasıl sinemayı. Gerçekten <laughs> iktisatta çığır açtı arkadaşımız. Nobel ekonomi ödülü konusunda Üçüncü bir adayımız var. Bir tanesi zamların enflasyonla ilişkisi yok diyen AKP'nin eski ekonomi bakanlarından biri. Öbürü Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak faiz enflasyonun nedenidir. Üçüncüsü de Bergen filmi izleyenler zenginlik göstergesidir. Nebahat'i nereye koydun? Ee, Sayın Nebahat'e henüz o olgunluğa gelmedi bence. Biraz daha yol alması lazım. Biraz daha mesafe kat etmesi lazım. Kendisine özür diliyorum ama daha Nobel adayı olarak sayamayacağım kendisini. Dolayısıyla arkadaşımızın bu iddialarını bence bir tarafa koyalım. Nobel ödülü aldığında biz burada hasetten çatlayarak kendisine alkışlarız. Ama öbür tarafı ciddiye alıyorum Şirin. O da şu. Ee, ekonomik araştırma yapmak iktisatçıların en önemli işlerinden biridir. İktisatçılar sadece şunu yapmazlar. TÜİK'in açıkladığı verileri alıp biz burada bakıyoruz, bakıyoruz. Onlarda öyle bir şey değil. Enak beğenin, beğenmeyin, eleştirin. Varsa eleştiriniz çıkın deyin ki şu hesabı yanlış, şu hesabı yanlış, şurada yanlış metodoloji kullanıyor. Matematiğin şurasına aykırı yaptığı hesapta şurada yanlış var dersiniz. Bu tartışma böyle olur. Varsa çıkın. Buyurun. Buyurun bunu deyin. Ama enak araştırma yapamaz veya iktisatçılar veya herhangi biri araştırma yapamaz TÜİK'ten izin almadan dediğiniz anda orada başka bir yere gidiyoruz. Orada tek adam rejiminin başka bir boyutuna geliyoruz artık. Ve bunu eleştirenlerin söylediği cümleler de çok önemli Şirin. Ben bunu gerçekten önemsiyorum benim çok sevdiğim bir felsefecidir Wittgenstein. O der ki kullandığımız sözcüğe yüklediğimiz anlamlar bize ilişkin çok şey söyler. Çok ayrıntılı anlatır bunu. Bu ülkede bir zamanlar terör örgütü deniyordu. Sonra terörü kalktı. kalktı. Örgüt, örgüt. Onun sonucu ne oldu biliyor musun? İnsanlar örgütlenme özgürlüğünden korkar oldular. Sendikalaşma yani sendikal örgütlenmeden korkar oldular. Neden örgüt terörle bir arada geldi. Orada kullanılan sözcük ne? Yapı. Yapı yani yasa dışı bir şey hissiyatı veriyor insanlara. Böyle yapılar artarsa artsın keşke keşke zaten şu anda 3 senedir 4 senedir bütün iktisatçılar şunu yapıyor Şirin. TÜİK bu rakamla ne kadar oynamıştır? Ben açık söyleyeyim herkes benim tanıdığım bütün iktisatçılar böyle yapıyor. Çünkü biz bir takım veriler koymak zorunda. Bir formül geliştiriyorsun onun içine bir takım datalar koyuyorsun, veriler koyuyorsun. Yoksa biz kendimiz uydurmuyoruz bu rakamları. Bir matematik var bunun içinde. Ekonomi biliminin önemli kısmı matematik. Şimdi biz şuna güvenip hareket edemeyiz. TÜİK'in rakamları kesin doğru. Biz şöyle diyoruz. TÜİK bu veri ne kadar olabilir? Bununla ne kadar? Enag'ın araştırma yapmasın demek İktisatçılar hiçbir şey söylemesin demek. Bir sonraki adım buna geliyor. Ben bir senedir aslında hiç enflasyon hesabı yapmıyorum biliyor musun? Ne yaptığımı söyleyeyim. TÜİK en düşük kaç enflasyon açıklayabilir? Ben buna bakıyorum. En düşük kaç enflasyon açıklayabilir? TÜİK'in açıklayabileceği en düşük enflasyon kaçtır? Ben buna bakıyorum. Benim baktığım bu. Bu da Türkiye'nin ayıbıdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi çok güzel anlattı Emin. Ee, yani ülkede bir enflasyon hesaplama özgürlüğü ne demek ki? Ya enflasyon şey değil ki hani Cumhurbaşkanı'nın iç cebinde sakladığı bez mendil değil ki. Ya ben domatesi geçen sene ne kadar alıyordum bu sene ne kadar alıyorum işte o artışı biz enflasyon diyoruz. Benim maaşım ne kadardı şimdi enflasyonla son derece ilişkili yani doğrudan eşittir o değil. Ama bütün bu artışların ortalamasını enflasyon diyoruz kabalaştırıyorum. Benim ya enflasyon ben benim. Benim hayatım enflasyon. Bu bir. Yani enflasyon açıklama mı özgürlüğü şey gibi bir özgürlük değil. Ne bileyim bilmem ne. Hayır. Vatandaşın hayatı. İki. Bakın burada bir şey var arkadaşlar. Bugün İstanbul'da mesela ayda 20 bin lira. Bak asgari ücret demiyorum. Ayda 20 bin lira kazanan biri ev alabilir mi emin? Hayır. Araba alabilir mi? Alamaz. bak araba alması bile şüpheli. Yani kira ödüyorsa çocuk okutuyorsa falan o bile şüpheli. Türkiye'de? Artık orta sınıfı ortadan kaldıracak kadar büyük bir şey var. İşte buna Türkiye'de alım gücünün dibe vurması diyoruz. O alım gücü şöyle dibe vurmaz. Sizin maaşınıza zam yapar ama öte yandan satın aldığınız malların fiyatını öyle bir artırır ki artık hiçbir şey satın alamaz He. hale gelirsiniz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şu yüzden. Bakın e, maaşlara zam oranı hesaplanırken ne üzerinden söyleniyor zamlar? Asgari ücreti mesela. Değil mi? TÜİK'in. Açıkladığı enflasyon rakamları üzerine. Mesela kira artış oranları ne üzerinden hesaplıyor? TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı üzerine. Mesela vergiler, harçlar, şunlar bunlar. Yani hayatımızın içinde olanlar. Buradaki artış oranları ne üzerinden belli? TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerinden. Şimdi eğer yarın bir enfla ya hepimiz yaşıyoruz domateste, peynirde, ette, şunda bunda fiyatların hepsinin enflasyonu nasıl hayatımızı zindana çevirdiğini yaşıyoruz. Yarın istedikleri gibi TÜİK'i kurdular. Kimsenin enflasyon hesaplamasını yasakladılar. Herkesin enflasyon hesaplamasını yasakladılar. Yo enflasyon %50 değil. %1 enflasyon. O yüzden de sizlerin maaşlarına %1'er zam yapıyorum demek için enflasyon hesaplamayı yasaklamak istiyorlar. Yani Türkiye'de halkı daha da yoksullaştırmak için Kusura bakmayın ama. istedikleri gibi her şey yani şunu demek istiyorum. TÜİK'in hesapladığı enflasyonu kontrol edebilirseniz herkesin hayatını, ekonomisini kontrol edebilirsiniz demektir. Ama yine... Bu işin bu kadar hani kritik hale gelmesinin nedeni bu. O yüzden de halk eğer kendi yaşamını savunacaksa bunu da savunacak. Bir, bir önemli noktası var Şirin bunun. Ee, o da şu. Şimdi işsizliği halk hesaplayamayabilir. Şöyle sizin teyzenizin kızı işsizdir, amcanızın oğlu. Ama benimkiler işsiz. Herhalde herkesin işi var diyebilirsiniz. Büyüme. Ya tamam biz yoksullaştık mı? Birileri büyümüş diyebilirsiniz. Ama enflasyon böyle değil. Orada evet. şöyle bir sorun var. TÜİK istediğini açıklasın. Ben peyniri kaça aldım? Ben zeytini kaça aldım? Evet. Etin kilosu kaç lira? Balığın kilosu kaç lira? Çocuğun defteri kaç lira? Gömlek kaç lira? Ceket kaç lira? Bunu gidiyor, görüyor. Pazara çıkıyorsun domates, ya domates sent pazarlarında 30 liraya gelmiş, 25 liraya gelmiş. Bunu görüyor insanlar. O yüzden işsizlik gibi, büyüme gibi değil. İstediğin kadar sakla. TÜİK istediği kadar düşük açıklasın, yüksek açıkl. Enflasyon, ha şu olur da ama. Enflasyon 8'dir de Şirin'in enflasyonu 10'dur. Emin'in enflasyonu 11'dir. Enflasyonu TÜİK 11 açıklar ama Şirin'inki 14'tür, Emin'inki. Bu küçük farkları ölçemeyebilirsin ama Aradaki fark artık öyle değil. Çok evet. büyük. Çok, çok Şimdi büyük. Şimdi ekonomide bir ara vereceğiz. Ekonomide bir iki konuşacağımız konu daha var. Bunlardan bir tanesi döviz. Döviz konusunda Emin'in önemli bir değerlendirmesi olacak e, reklam arasından sonra. Sonra da e, sığınmacılar meselesini ayrıntılı bir biçimde bakacağız. Son e, belki de reklama gitmeden önce şunu eklemek gerekiyor. Aslında Türkiye yasak, e, pardon... TÜİK verileri tartışılmayacak demek. ENAK'ı ya da ENAK gibi bağımsız araştırma yapan iktisatçıları susturacağız demek ya da onların e, e, rakam açıklamasını yasaklayacağız demek aslında kendi seçmenlerine de ya siz e, sizi biz enayi yerine koymaya çalışıyoruz. Sam da de senin dediğin noktadan yani siz cebinizdeki paranın azaldığını düşünüyorsunuz, pahalı alışveriş yapıyorsunuz. Biz size enayi yerine koyuyoruz çünkü TÜİK olarak bunu açıklıyoruz siz buna inanın demek gibi bir şey.